Evet, merhaba. Yine bir tamir videosuyla karşınızdayım. Bu elektrik süpürgeleri çok uzun ömürlü elektrik süpürgeleri. Malum çoğu evde var bunlardan. Ama en çok hasar verdikleri yer bu kabloları. Bu kablolarda aşırı uzun çalışmadan dolayı patlamalar oluyor. Patlama olduktan sonra da makine çalışmıyor. Hemen şimdi söküm işlemine geçelim. Burası ile hiç işimiz yok. Direkt kablo aksanına bakacağız. Kablo aksanı içinde şuraları sökmemiz gerekiyor. Şimdi işlemine bakacağız. Şu plastikleri çıkarmamız gerekiyor. Çıkardıktan sonra uzun bir tornavida yardımıyla bunları sökeceğiz. Şu an bozuk haliyle takıp çalıştırmıyorum çünkü sigortaya attırdı, patladı. O yüzden bu şekilde çalıştırmanın bir manası yok. Bu daha önceden de tamir edilmiş zaten. Niye kesin ben etmişim de bunu. Bakın, bu bantlar böyle olmaz çünkü fabrika çıkışı. Bu şekilde bantlı olmaz. Tamir gördüğü her halinden belli. Evet, burada kabloda sertlik var. Şu an eski bantları söküyorum. Evet, söktük. Şimdi bunu da söktük. Yani diğer kablo makinenin içinden gelen kabloymuş. Evet, kablomuz burada. Patlama yaptığı yer zaten sertliğinden de belli. Burada normal kablo yumuşak şekilde giderken niyeyse burada bir sertlik olmuş. Bak, burada resmen kablonun yandığı belli yani. Keselim hatta pensile tam şurayı. Bu sert olayları kesiyorum.
tarafa da bakalım. Evet, sorun buradaymış aslında. Yani kabloyu boşuna kestik. Şu kabloyu boşuna kesmiş oldum. Şu kadarcık bir kabloyu boşuna sökmüş oldum. Direkt buraya yazsaymışım sorunu görecekmişim. Bakın bu bunun içinden çıkmış. Burada yerinden çıkmış. Bunu büyük bir ihtimal şöyle oldu. Süpürürken zorladılar, çektiler. Ondan dolayı bozuldu. Zaten yuvası da yanmış zaten. Yani yanlış yeri sökmüşüz. Sıkıntı değil, orayı da ek yaparız. Ama bunu bayağı zorlanmış herhalde. Çünkü bunu buradan sökülmesi kolay bir şey değil yani. Evet, burayı da açtık, genişlettik ikisinde. Burayı biraz daha sökeceğim. Şimdi bu işleri güzelce yapıyoruz. Bakın bu mavi olan bozulmuş. Mavi olan yerinden çıkmış. O yüzden makine durmuş. Bunları güzelce kesiyorum. Ne kadar düzgün yapılırsa o kadar uzun gider. Diğer yeri boşuna kesmiş olduk dediğim gibi. Yani bana orası sert gibi geldiği için kabloyu komple kestim. Siz de ilk önce prizi kontrol ederseniz kablonun boyunu kısaltmamış olursunuz. Şimdi şu an ne oldu? İşlemi uzatmış oldum. Süreci uzatmış oldum. Yani şu an şunları bağlıyorum. Şöyle kalın yapacağım ki sıkarken daha kolay, mukavemetli olsun. Evet, şu an yerde sıkıyoruz önden. Evet, gördüğünüz gibi sağlam oldu. Şimdi bu gene zorlanıp çıkmasın diye şu siyah kabloyu mutlaka içinde bırakıyoruz. Bir saniye, evet. Şu şekilde sıkıştırıyoruz bu kabloyu buraya. Evet. Yani nasıl çık? Bu kadar zorlanmış, hayret yani. O yüzden elektrik süpürgelerini kullanırken kablolarına bir taraftan dikkat edilmesi gerekiyor. Zorlandığı zaman hemen buradan veya giriş yerinden kopuyor bunlar. Bu gerçi bu tarz elektrik süpürgelerinin sökümü şu an gerçekten çok kolay ama diğer elektrik süpürgelerinden olsa, mesela şu an yeni sistemlerden olsa
kadar rahat sökülmez yani. O yüzden bunların böyle söküp takması çok kolay. Hemen şu şekilde kapatalım. Evet, bunu kapattıktan sonra şimdi burayı kestik maalesef. Gereksizce kestik. Şimdi falçatayı alıp geleceğim. Falçatayı aldım. Şimdi gereksiz kestiğimiz terminatını yapacağız. Bu falçatayı yaparken dikkat edin, elinize de aldırmayın falçatayı. Kablo bayağı sertmiş. Biraz zor kesiliyor. Evet. Bu kadar yeter sanırım. Şu falçayı şuradan kesip atıyorum. Uçlarını açıyorum tekrar. Bağlayabilecek kadar. Biraz yakınlaştır istersen kızım, görürsün. Yakınlaştırın biraz. Şimdi şu şekilde kestiğim yerleri tekrar eski haline maviye bağlıyorum. Bu daha önce de buradan patlamıştı. O yüzden ben buradan ek yapmıştım buna. Şimdi bu sefer tekrar patladı diye geldi. O yüzden ben burayı söktüm. Yani hiç diğer prizin erkek tarafına bakmak aklıma gelmedi. Meğersem orayı çıkartmışlar. Yani bu yaptığınız yerleri bantlıyoruz. Güne deyip şase yapmasın diye. Bu şu an ters bir işlem oldu. İlk önce birini bantlayıp sonra diğerini sarmam gerekiyordu. O yüzden kusura bakmayın. Biraz acemici bir bantlama oldu. Şimdi bu tarafı saralım. Hava da bugün oldukça sıcak. Gerçekten aşırı sıcak. Bunu da bu şekilde sardık. Birbirlerine çok bantlamanıza gerek yok. Çünkü birbirine bantladığınız zaman bunlar ısı yaratabilir. O yüzden birbirine çok yanaştırmayın. Sadece elektrik değmesi için bantı atmanız yeterli. Şimdi bu eski söktüğüm yerlere şu kısmı, bakın şu kısmı şu şekilde bağlıyorum tekrardan. Bir de bunun şeyi vardı, plastik çıkışı vardı şurada bir yerde. Evet. Evet, burada. Şurada. Şunu şuraya takıyoruz. Bunu buraya taktıktan sonra bunu eski yerine vidalıyoruz. Küçük bir yere uzun videoyu yanlış yere takmışım. Evet, bu prizi de taktık.
Gördüğünüz gibi burayı da taktık. Şimdi tek yapmamız gereken bunu düzgünce kapatmak. Pervanenin önüne gelmeyecek şekilde. Kablolar pervanenin önüne gelmemesi gerekiyor. Yani tamamen şu delikten ayrı durması gerekiyor şu tarafta. Bunları da şu şekilde yaparsak. Evet. Eline denk gelmiyor. Evet, şu an yerine oturdu. Sonra şimdiki alanı deliklerine tekrar geri atıyoruz. Evet. Bunları sıkıyoruz. Evet, 4 vidasını da sıktıktan sonra şu cıvata kapaklarını yerine takıyoruz. Normalde kontrol kalemiyle falan kontrol edecektim ama hiç gerek yok çünkü direkt kablonun çıktığı yeri gördüm. Evet. Şimdi de kapatıyoruz. Evet, şimdi bunu tek yapmam gerek. Fişe takmak. Daha sonrasında çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Başlattım. Evet, şu anda bakalım patlayacak mı patlamayacak mı? Kabloyu değiştirdik. Evet, şu an düğmeye bakıp çalışıp çalışmadığına bakacağız. Çalışıyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Çekiyor musun? Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.